Evet, ısrarla stüdyo şefimiz diyor ki bir telefon daha bekliyor diyor. Alo, yoksa Safa ile Merve'ye gideceğiz. Efendim, Osman Taşkın, Tokat'tan efendim. Evet. Hoş geldiniz efendim, hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Alo. Osman Bey, buyurun. Ablam, değerli hocamın sesini duydum. Mevlam size sağlık, sıhhat, ömrünüzü hayırlı, görevinizi başarılı, yuvanızı mutlu, dünya hayretiniz iman Kur'an'lı, ahirete götüreceğiniz serveti inancı itikadıyla Kur'an'ı yolundan ayrılmayarak yaşayanlardan eylesin. Amin, amin. Allah razı olsun Osman Bey. Ne güzel duada bulundunuz. Ve buyurun. Muhterem hocam bizleri bağışlasın. Merhum Mehmet Emin Saraç hocanın yeğeniyim. Allah mekanını cennet versin. Hepinizin geçmişlerine. Evet, amin. Emin hocam Tokatlıydı. Allah razı olsun. Evet. Tokat'ta mı yaşıyorsunuz? Şu anda Tokat'ta, Sakarya'dan Tokat'ta yaşıyorum hocam. Maşallah. Sizlerin Allah razı olsun çok seviyoruz. Niye? Bizim rahmetli kayınpederimden yan yana koysam inan ayıramazsın. Bu kadar insanlar birbirine benzemez. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben Emin hocamda 7 seneye yakın okudum. Hadis evet. Dersleri okuduk Fatih Camii'nde. Buyurun. Allah hocam şöyle söyleyeyim. 1982 kural mezunuyum. Fakat biraz inancımızın yolundan ayrılmaya, büyüklerimizin bıraktığı mirası taşıyıp onları ahirete kadar bıraktığı evlatlarımızı yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi sorunumuz şu hocam, sıkıntı. Biz şu andaki son zamanda yaşadığımız hayatta sıkıntılardan bir tanesi namus, şeref, inanç olayla sıkıntılar. Yol kenarında veya bir değişik yerlerde çok özür dileyerek söyleyeyim. Ahlaksız, değişik vaziyette insanlar görüyorum, sabredemiyorum. Bunlarla ilgili mücadele ediyorum. Olaylar başımıza büyük değişik vaziyette geliyor ama sabredemediğim için kanlı yollara düşüyoruz. Adamı değişik vaziyette gördüğüm halde ben bunu bana dini engelen din yaşasın dediğim zaman ben günahkar olarak kendim hissediyorum. Çünkü bir komşuna sahip çıkmayan bir insan Müslüman olaraktan kendimden inancımdan bile şüphe hissediyorum. Onun için sabredemiyorum. Bununla ilgili büyük olaylarım oluyor. Bunda bende buna yaptığım karşımdaki insanın kalbini kırıyorum veya daha değişik vaziyetlere geliyoruz. Bunlar da benim yaptığım hata mıdır, günahı var mıdır? Çünkü yapılan şey ne inancımıza yakışıyor, ne itikadımıza yakışıyor. Bunlara büyük sıkıntımız var. İkincisi, aile ortamlarımda büyüklerimle ilgili bıraktığım mirasa şu var, kardeşlerle ilgili diyeyim, örnek olarak kötüleme açısından değil de, bayramlarda bir araya gelmeyen, ölüde bir araya gelmeyen, düğünde, bayramda bir araya gelmeyen yakınlarımızla, bunlarla bir irtibatı kesmiyoruz ama bunlarla zorlanıyoruz, bahane ediyorlar. Yok işte torun hasta, şu hasta, bu hasta. Bunların üzerinde mabal günahları var mıdır? Evet. Bir de hocam... Buraya kadar bir cevaplayalım. İki tane sorusu oldu. Buraya kadar bir cevaplayalım. Alalım mı diğer soruyu? Bir tane daha alalım. Evet, tamam. Buyurun Osman Bey. İkinciyi bir sorayım hocama da. Çünkü çok büyük bir sıkıntı. Camilerimizde artık laptopla camilerde telefonla vaiz veriyor. Bunlarda bir sorumluluk var mıdır? Peki. Birincisi bu akrabalarda ya da toplumda gördüğümüz kötülükler karşısında sokakta, çarşıda neler yapacağız? Hadis-i şerifte men ra minkum münkeran, sizden biri bir kötülük gördüğü zaman fel yugayyirhu biyedihi, onu eliyle düzelsin. Fe in lem yestati fe bi lisanihi, gücü yetmezse diliyle düzelsin. Fe in lem yestati fe bi kalbihi ve zalike adaful iman, gücü de yetmezse, ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir diyor. Kanun varsa, nizam varsa, kanuni bir gasp varsa, haksızlık varsa onu kanuna şikayet etmek, elle düzeltmek devletin işidir. Ama bizim orada yapabileceğimiz bir müdahale varsa orada biz de elle düzeltiriz. Mesela bir masumu toplanmış dövüyorlar. Bir kadını dövüyorlar. Kurtarırız. Elimizde de müdahale edebiliriz. Veya sokağı kirletiyor, çöpünü oraya atıyor. Atma deriz. Burası milletin geçip gelip geçtiği yer. Buraya çöp atılmaz. Deriz, bunu söyleriz. Bu emri bil maruf nehi anil münker İslam'ın farzlarındandır. İslam'a ilk girerken peygamberimiz beyat alırdı. Bunlardan biri de emri bil maruf yapacağıma, nehi anil münker yapacağıma söz veriyorum
denirdi. Bunları yapmak alimlerin görevidir, dille yapmak, kalple de halkın görevidir. Seyirci kalmak, bana ne demek, bana ne lazım demek ise günahtır, günaha ortak olmaktır. Bu yüzden hassasiyetiniz güzel ama orada dengeyi nasıl kuracağız? Dengeyi kurmanın yolu o kişiyi o kötülükten güzellikle vazgeçirme yolunu deneyeceğiz. Kötülükle değil, kabaca değil, sertçe değil. Çünkü güzellikle daha kolaydır. İnat ettiğinizde, düşmanlık yaptığınızda, kötü söz söyleyerek karşılık verdiğinizde düzeltemezsiniz. Siz de başınıza bela alırsınız. Ama güzellikle yapabilirsiniz. Yani hadi gel kardeşim bir de şöyle deneyelim bakalım. Böyle yaptın ama dediğinde iyi niyetten dolayı o insan gevşeyecektir. Ya da onun önce bir güzelliğini anlatacaksınız. Güzelliğini anlatacaksınız. Ben hep kısaca hemen şöyle söyleyeyim. Şunu örnek veriyorum. Ne güzel muhallebi yiyorsun diye namaza başlattı bir genci, bir amcamız. Sen ne güzel muhallebi yiyorsun. Çocuğa böyle demiş. Seni büyüten anne babaya Allah razı olsun. Ne güzel terbiye etmişler. Muhallebiye çok güzel yiyorsun. Pastanede görmüş. Tanımıyor. Ama arkasından da demiş ki inşallah sen bir de namaz kılıyorsundur demiş. Namaz kıldığında da ne güzel olursun. Kılmıyorum demiş. Hadi gel namaza başlayalım demiş. Ve namaza başlattı onu. Ama ona deseydi ki ya edepsi, terbiyesi haşa. Yani nasıl oturuyorsun? Burası bilmem ne falan. Adamla kavga edecekti. Söylemekten söylemeye fark var Osman Bey. Biraz daha üslubu ve tavrımızı ondan yana hissettirerek. Çünkü bilmiyorlar. Gençleri nahoş bir şekilde görmüş olabiliriz. Ama onlar da aslında bizim bir parçamız ve bizim bir eserimiz. Dolayısıyla her günahta ve her günahkarda hepimizin payı var. Bir yaprak sararıp ağaçtan yere düştüğünde bütün o yere düşmenin suçu, günahı o yaprağın mı? Ağaçtan kaynaklanmıyor mu? Dolayısıyla her bir yanlışta toplumun da bir eseri var. Bunu bir günde de düzeltemeyiz. Bunları da ortalama düşünüp, ölçüp, biçip öyle hareket etmemiz lazım. Evet. Diğer bir mesele miras meselesiydi sanıyorum. Evet. Değil mi? Öyle değil mi Osman Bey? Yani akrabalar hatta mı düşüyor izi? Evet, hattayım. Ha, buyurun. Şöyle hocam, şimdi ben yakınlarım diyeyim ya cenazede gelmiyorlar, düğünde gelmiyorlar. He, anladım. Düğünde gelmiyorlar. Ya diyorum ki biz Müslüman inançlı insanlarız. Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın, Yaradan'ın bayrama seyrana ihtiyacı yok. Bunu vermiş ki eş dost akraba bir araya gelsin, gelecek nesil birbirini tanısın. Doğru. Birbirine yakınlıklar kopmasın. Siz böyle günde neyi bahane diyorsunuz? Ondan sonra diyorsunuz ki başımızdan şu eksik olmuyor. İşte bu imtihandan biz geçeceğiz. Ben bunlara söylüyorum. Diyor ki ya sen madem bu kadar bunları biliyordun Allah, biz bir görevi yaptık. Bu görevin içinden geldik. Biz bunun içinden yaşadık. Yapmayın. Gelecek insana karanlıktır. Her şeyin bir imtihanı vardır. Dünyada da ahirette de çekeceğiz. Ama bak senin çocukların benim çocuklarımı tanımıyor. Akrabalıkta bu hale geldik. Bunları hatırlatacağız. Müminin mümine hatırlatması fayda verir diyor ayet-i kerimede. Fezekkir fe'inne zikra tenfa'ul müminin. Hatırlatmak vazifemiz, emri bil maruf nehyanil münker orada. Bir soru daha vardı, o neydi? Hocam bu normalde cuma günleri özellikle camide veya bayram günleri laptopla, telefonla vaiz veriliyor. Biz arkadaşlara şimdi, arkadaşlar önümüze Kur'an-ı Kerimlerimiz paslandı. Bu kadar içeride kitaplarımız var, hadislerimiz var, bütün şeylerimiz var. Biz laptopa karşı değiliz. Bunları laptopun içinde her şeyi var. Aradığın her şeyi bulabilirsin. İyilik de var, kötülük de var. Biz bu şeye karşı olan insana değil ama camimizin içinde Kur'an-ı Kerim'le bazı şeylerle daha vaiz vermek daha güzel olur diyoruz. Bazı arkadaşlarımız bunlara çok karşı çıkanlar var. Özellikle de içeride birkaç arkadaşım özellikle yapıyorlar böyle. Uyardığımız halde rahmetli daima sorduğunda oğlum bunlar olmaz. Bunlar dedi çünkü siz Kur'an var, daha Kur'an ezberlemediniz. Hadisler var, bunlarla ilgili çalışın. Osman Bey. Gel, buyurun. Cep telefonu kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Cep telefonunu namazda nereye koyuyorsunuz? Hocam cebime koyuyorum, kapatıp cebime koyuyorum. Tamam. Şimdi bundan kurtuluş yok. Cep telefonunu kullanıyor, namazda da cebimize koyuyorsak, cep telefonu camiye de girmeli. Ama
Camide hutbe okunurken cep telefonuyla oylanmaz. Camide cep telefonu açılıp orada işte mesaj bilmem ne sesi vesaire cemaate dinletilmez. Hoca vaaz ederken de Kur'an-ı Kerim'i mutlaka yanına koymalıdır. Kur'ansız vaaz, vaaz değildir aziz kardeşler. Ama Kur'an'ın yanında da bir şeyi hatırlamak üzere telefonuna yazmış olabilir. Ben 2001 yılında Kanal 7'de ilk video çekilerek programıma başladım. Ayşe Böğürler'le başlamıştık 2001'de. 2004 yılı mıydı sizinle başladık? Evet herhalde hocam. Kaç sene geçti? Neredeyse 20 sene. 20 sene evet 19 sene. 20 senedir benim hiçbir programım yanımda Kur'an olmadan yapmadım. Şükürler olsun evet. Bak yine burada Kur'an-ı Kerim vardır. 20 senedir hangi programa çıktıysam yanımda Kur'an-ı Kerim vardır. Biz hocaysak ya kafamızda, hatta kafamızda olsa da önümüzde Kur'an olmalıdır. Vaaz eden vaizlerin önünde Kur'an-ı Kerim yoksa havadan sudan konuş. Yanlış. Ama böyle irticalen aniden bir şey gerekir de hocam kalk bir sohbet et demişlerdir. Orada olabilir. Ama hocalar önüne laptop koyup da Kur'an koymuyorlarsa katılıyorum orada. Doğru. Haklısınız. Önce Kur'an'dan vazgeçtik. Hocam çok özür diliyorum. Stüdyo şefi ısrarla Allah'a emanet olun. Süremiz azaldı diyor. Osman Bey hayırlı teşekkür günler ediyoruz. Diliyoruz. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.